Herkese merhaba. Bugün sizlerle Sultan 2. Abdülhamit Han'ı konuşacağız. Babası Abdülmecid, annesi Tiri Müjgen Kadın Efendidir. 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. 11 yaşında annesini kaybettiği için babasının emriyle hiç çocuğu olmayan Pirüstü Kadın Efendi kendisine analık etti. Özel hocalar tayin edilerek eğitildi. Gerdenkıran Ömer Efendi'den Türkçe, Ali Mahvi Efendi'den Farsça, Ferit ve Şerit Efendilerden Arapça ve diğer ilimleri Vakanüvis Lütfi Efendi'den Osmanlı tarihi, Ethem ve Kemal Paşalarla Gardet adındaki bir Fransızdan Fransızca, Guatelli ve Lombardi adındaki iki İtalyandan musiki tahsil etti. Anne sevgisinden mahrum oluşu, babasının kendisine karşı soğuk davranması onu çocuk yaşından itibaren yalnızlığa mahkum etti. Taht için uzak bir namzet oluşu dolayısıyla saray muhiti de kendisine pek ilgi göstermedi. Saray halkı ve devlet büyükleri zeki fakat düşünce ve kanaatlerini asla dışa vurmayan Şehzade Abdülhamid'i pek sevmezdi. Bu yüzden herkesin uzak kaldığı bu akıllı şehzade ancak Pertemniel Kadın'ın yardımıyla Sultan Abdülaziz'e yaklaşabildi. Zekası ve politik kabiliyetiyle dolayısıyla amcası Abdülaziz onun serbest bir ortamda yetişmesine imkan verdi. Mısır ve Avrupa seyahatlerine onu da götürdü. Şehzadeliği oldukça serbest geçen Abdülhamid, Maslak çiftliğinde toprak işleriyle meşgul oldu. Burada koyun besledi. Üstübeş madenleri işletti. Borsa faaliyetlerine katılarak para kazandı. Tahta çıktığı zaman servetinin 100.000 altını aştığı söylenir. Anayasaya dayalı meşrutu bir idare kurmak isteyen ve bu yüzden Abdülaziz ile 5. Murat'ı tahttan indiren Mithat Paşa ve arkadaşlarıyla anlaşan 2. Abdülhamit 31 Ağustos 1876 Perşembe günü tahta çıktı. Bu sırada devlet en buhranlı günlerini yaşıyordu. Abdülaziz devrinde başlamış olan Bosna Hersek ve Bulgar ayaklanmalarına 5. Murat devrinde Sırbistan ve Karadağ muharebeleri de eklenmişti. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya şark meselesini halletmek üzere fırsat kollamaktaydı. Mali imkansızlıklar yüzünden isyanlar bastırılamıyordu. Abdülaziz'in son yıllarında Mahmut Nedim Paşa'nın dış borçlarının ödenmesiyle ilgili kararı Avrupa'da büyük tepkilere yol açmış ve bu yüzden yeni bir yardım alınması imkansızlaşmıştı. Avrupa kamuoyu Osmanlı Devleti aleyhine dönmüş durumdaydı. Bu şartlar içinde Abdülhamit büyük bir iyi niyet gösterisiyle işe başladı. Osmanlı tarihinde o zamana kadar görülmemiş bir takım hareketlerle kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazandı. Mesela seraskerlik kapısında subaylarla yemek yiyen padişah burada Serasker Paşa, paşalar, beyler, efendiler hitabıyla başlayan bir konuşma yaptı. Bütün hükümet üyeleriyle mabeyin personelini Yıldız Sarayı'nda yemeğe davet etti. Burada yaptığı konuşmada milli birliğe duyulan ihtiyacı dile getirdi. Tersaneye giderek Bahriyelilerle birlikte sofraya oturup asker yemeği yedi. Bab-ı Meşihat'ta giderek ulema ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları teker teker ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camilere dolaşarak halk içinde namaz kıldı. Yeni padişahın buna benzer jestleri halk ve ordu mensupları arasında memnunluk uyandırdı. Herkeste ve özellikle orduda birer moral düzelmesi görüldü. Sırplarla yapılan savaşlarda Türk ordusu önemli başarılar elde etti. Fakat Rusya'nın derhal savaşa son verilmesi konusundaki ultimatumu üzerine Sırbistan ile 3 aylık ateşkes imzalandı. İngiltere, şark meselesini İstanbul'da toplanacak bir konferansta ele alınmasını istedi. Bu sırada padişahla hükümet arasında mabeyin katiplerinin tayini yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu ilk anlaşmazlık idi. Mütercim Rüştü Paşa'nın istifasını padişah kabul etmedi. Sırplar, barış yapılmasını istemeyen bir grubun Mithat Paşa ve arkadaşlarını öldürmeyi, 2. Abdülhamit'i tahtından indirmeyi planlayan komploları ortaya çıkarıldı. 400 kişi tevkif edildi. Anayasa hazırlığı için Müslüman ve gayrimüslimlerden bir komisyon kuruldu. Bu sırada Mithat Paşa ile anlaşmazlığa düşen Mütercim Rüştü Paşa istifa etti. 19 Aralık 1876'da sadarete Mithat Paşa getirildi. 4 gün sonra da İngiltere'nin teklifini kabul eden devletler İstanbul'da toplandı. Aynı gün 101 pare top atışıyla Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esası ilan edildi. 23 Aralık 1876. Alelacele hazırlanarak İstanbul Konferansı'nın toplandığı gün ilan edilen anayasa ile batılı devletlerin aşırı isteklerde bulunmaları önlenmek istenmişti. Fakat batılı devletler bunu ciddiye bile almadılar. Daha önce Rus elçiliğinde hazırladıkları teklifleri kabul edilmesi için Babali'ye sundular. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını tehlikeye sokacak kadar ağır hükümler taşıyan teklifler, padişahın emriyle 1877 günü toplanan ve askeri, mülki ve adli üyelerle hükümetin ve gayrimüslim ruhani reislerin katılmasıyla oluşan 180 kişilik meclis-i umumide görüşülerek oy birliğiyle reddedildi. Elçiler yerlerine birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul'dan ayrıldı. Mithat Paşa, İngiltere'ye anayasanın uygulanmasının garanti altına alınması şartıyla Batılı devletlerle anlaşabileceğini bildirdi. İngiltere, Londra'da bir konferans toplanması için tekrar faaliyete başladı. Mithat Paşa, gerek bu hareketi, gerekse hakkında çıkarılan Osmanlı hanedanını kaldırarak kendi ailesini tahta çıkarmak ve Cumhuriyeti kurmak için söylentiler yüzünden görevinden azledilerek 5 Şubat 1877'de yurt dışına sürüldü. 2. Abdülhamit Kanuni esasının mimarı Mithat Paşa yurt dışına sürdüğü halde meşruti idareden vazgeçmedi. Anayasa gereğince seçimler 3 ay içerisinde yapılarak 19 Mart 1877'de meclis bizzat Paşa tarafından açıldı. 141 üyeden oluşan bu ilk Türk parlamentosunun üyelerinin 115'i mebus, 26'sı da ayan üyesinden teşkil ediyordu. Mebusların 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim idi. İngiltere'nin teşebbüsüyle toplanan Londra Konferansı, Rusların tekliflerini kapsayan Londra Protokolünü 31 Mart 1877'de imzalayarak kabul edilmesi için 3 Nisan 1877'de Babali'ye sundu. Ağır hükümler taşıyan bu protokol padişahın isteğiyle mecliste görüşülerek reddedildi. Durum 12 Nisan 1877'de hükümet tarafından Batılı devletlere bildirildi. Böylece isteğine kavuşan Rusya, 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan etti. Romenler, Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar Rusya'nın yanında yer aldılar. Mali ve askeri vaziyeti son derece kötü durumda bulunan Osmanlı Devleti dışarıdan yardım alamadı. Plevne'de Gazi Osman Paşa, doğuda Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın fevkalade başarılı savaşın genel gidişini durduramadı. Türk orduları cephelerden çekilmeye başladı. Onların ardından on binlerce Müslüman Türk muhacir de İstanbul'a akın etti. Muhacirler bir plan içinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirilmeye çalışıldı. Memleketin son derece karışık günler yaşadığı bu sırada bu konularda tek karar organı olan meclis de tam bir anarşi hüküm sürmekteydi. İlk meclis parti grupları yerine milliyet gruplarının mücadele ve entrika sahnesi haline gelmişti. Anayasanın sağladığı şahsi hürriyeti gayrimüslim unsurlar, milli hürriyet, hatta muhtariyet ve istiklal hakkı manasını alıyorlardı. Anayasaya göre resmi dil Türkçe olduğu halde Ermeni ve Rum mebuslar kendilerinin de resmi olarak kabul edilmesini isteyecek kadar ileri gidiyorlardı. Her mebus kendi milletinin problemiyle ilgileniyordu. Bunlar meclis içinde ve hükümet nezdinde adeta üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Anayasa gereğince seçilen 2. Meclis Ocak 1878 başlarında toplandı. Rusların İstanbul'a doğru ilerlediği bir sırada hemen bir muhalefet grubu oluşturan bazı mebuslar, başta sadrazam olmak üzere hükümetin azilini, savaşı yenilgiye sebep olan kumandanın divan-ı harbe verilmesini istemeye başladılar. Padişah Ethem Paşa'nın yerine Ahmet Hamdi Paşa'yı sadarete getirdi. 11 Ocak 1878. Meclis her nazırın meclise gelip hesap vermesi ve kumandanın yargılanmaları konusunda ısrar etti. 22 Ocak'ta buna dair bir teklif kabul edildi. Padişah Meclis Başkanı Ahmet Vefik Paşa'yı meclise göndererek tamamen anayasanın uygulanmasından yana olduğunu, sadaret makamını kaldırarak kendi imtiyazlarından birini daha feda ettiğini, vekillerin her istendiğinde meclise hesap vereceklerini, ancak şu buhranlı günlerde yerlerine bir vekil gönderilmesi halinde mazur görülmesini istedi. Padişahın bu sözlerine rağmen mecliste yine şiddetli tartışmalar oldu. Padişah Rus ilerlemesi karşısında meclisten karar alınmasını istediği halde bu konuda meclis ciddi bir karar alamıyordu. Bu sırada Ruslarla Edirne'de mütakere imzalandı. 31 Ocak 1878. Padişah meclisin istediği adamları hükümetten atmaya teşebbüs eden Ahmet Hamdi Paşa'yı azletti. Yerine Ahmet Vefik Paşa'yı başvekil olarak tayin etti. 1878. Başvekilin görevi meclisin çıkardığı kanunları padişaha arz etmek ve Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarını düzenlemek idi. Abdülhamit Ruslarla yapılacak barış konusunu görüşmek üzere sarayda olağanüstü bir meclis topladı. Toplantıya parlamentodan da 5 kişi katıldı. Padişah da bizzat cevap vererek bu savaştan kendisinin sorumlu olmadığını, bu konuda vazifesini yaptığını, milletinden mükafat beklediğini belirtti ve sözü Hazine-i Hassa Nazırı Said Paşa'ya bıraktı. Said Paşa savaşa nasıl girildiğini anlattıktan sonra sarayın harbin yönetimine karışmadığını söyledi. Astarcılar Ketudası'nın padişahı suçlayan görüşlerini ısrar etmesi üzerine padişah tekrar söz aldı. Kasıtlı olarak söylenen bu sözleri kabul edemeyeceğini, görevini yaptığını tekrarladı. Şu anda da ölünceye kadar Ruslarla tek başına dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Astarcılar Ketudası'nın hükümdarlarına karşı gösterdiği cüretten dolayı cezasını yine meclise havale ettiğini belirtti. Bazı art niyetlilerin bu gibi davranışlarla böyle kritik bir zamanda devletin işini zorlaştırmaya çalıştıklarını ilave etti ve "Ben artık Sultan Mahmud'un izinden gitmeye mecbur olacağım" diyerek sözlerini bitirdi. nihayet anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak 13 Şubat 1878'de meclis-i mevzuatını süresiz olarak tatil etti. Fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı. Aksine resmi devlet namelerinde bu iki müessesinin varlığından sık sık bahsettirdi. Onay 25 gün sonra bu iki meclis denemesinden sonra meşrutiyet devlet şekli itibari olarak kullanılmakla birlikte devlet idaresi yavaş yavaş 2. Abdülhamid'in eline toplandı. 78'de Rusya ile Ayastafanos Anlaşması imzalandı. İngiltere Paris Anlaşması'nı ihlal ettiği iddiasıyla Ayastafanos Anlaşması'nın milletler bir konferansı gözden geçirilmesini istedi. Avusturya ve Almanya'nın da istediği desteğiyle Berlin Konferansı hazırlıklarına devam ederken İngiltere Rusya ile gizlice anlaştı. Bir yandan da konferansa yardım vaadiyle Babil'den yeni tavizler kopardı. Gizli görüşmeler sonunda Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakan anlaşma 4 Haziran 78'de imzalandı. 2. Abdülhamit hükümetin bir oldu bittiği ile imzaladığı bu anlaşmayı onaylamamak için çok direndi. İngilizler askeri tehditte bulundular. Bunun üzerine padişah Kıbrıs'ta hükümranlık haklarına asla zarar verilmeyeceği konusunda İngilizlerden bir belge almak suretiyle anlaşmayı onayladı. Osmanlı diplomasisi İngiltere'nin Berlin Kongresi'ne vaat ettiği destek uğruna Kıbrıs'ı elden çıkarmıştı. Sultan Abdülhamit ise Berlin Konferansı'nın Osmanlı Devleti'nin masa başını taksim etmek üzere toplandığına inanıyor, eğer taviz verilecekse mutlaka karşılığında alınmasını istiyordu. Halbuki İstanbul'da İngilizlerle yapılan gizli görüşmelerden Berlin'deki Türk heyetinin haberi bile yoktu. Konferansta Osmanlı Devleti layık olmadığı bir muamele ile karşılaştı. İngiltere vaat ettiği desteği vermedi. 13 Temmuz 78'de imzalanan Berlin Anlaşması ile pek çok toprak kaybedildiği gibi Rusya'ya karşı da ağır bir harp tazminatı ödenmesi kabul edildi. Ayrıca Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakılmış olması diğer devletlerin de bu konudaki faaliyetlerini arttırdı. İngiltere'nin teşvikiyle Bosna Hersek'in yönetimi Avusturya'ya bırakıldı. 1881'de Fransa Tunus'a, ertesi yıl İngiltere Mısır'a bir oldu bittiğiyle el koydular. Bulgarlar da 1885'te Doğu Rumeli eyaletini işgal etti. Olayların bu noktaya gelmesinde 2. Abdülhamid'in sorumluluğu yok denecek kadar azdı. Padişah olayların sebeplerini şimdiye kadar uygulanan yanlış politikalarda aramaktaydı. Ona göre devletin belirli bir dış politikası yoktu. Devletin yüce menfaatlerini bir kenara iterek yabancı devletlerin çıkarlarına alet olmuşlar ve dış politikadaki bu yanlış tutum dolayısıyla devletin dış itibarı sıfıra inmişti. Bu yüzden devlet İstanbul ve Berlin kongrelerine hakaret derecesine varan muameleye maruz kalmıştı. Bilhassa büyük devletlerin çeşitli şekillerde Osmanlı devlet adamlarını elde ederek politikalarını bu yolla yürütmeleri padişahı tedbirli olmaya sevk etti. Babali'ye güvenmediği için Gazi Osman Paşa, Cevdet Paşa gibi muhafazakar ve dürüst bazı devlet adamlarının da destek ve teşvikiyle devlet idaresini yavaş yavaş tekeline alarak Yıldız Sarayı'nda topladı. Önceki iki padişahın hal edilmiş olması onda kendisinin de tahttan indirilebileceği şüphesini sabit bir fikir haline getirmişti. Mason localarının 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarma faaliyetleri özellikle aynı amaçla Ali Suavi'nin 20 Mayıs 1878'e girdiği 1. Çırağan Komitesi'nin Temmuz 78'deki 2. Çırağan vakaları bu şüphelerini daha da arttırdı. Bu yüzden devlette olup biten her şeyden haberdar olabilmek için kuvvetli bir hafiye teşkilatı kurdu. Abdülhamid'e göre jurnalcilik ayıp ve kötü bir şey olmakla birlikte bundan vazgeçmek de mümkün değildi. Zira dünyanın hiçbir yerinde entrika bizdeki kadar büyük boyuta ulaşmamıştı. 2. Abdülhamid bu yüzden ülke yönetiminde sert bir politika takip etti. Sultan Abdülaziz'in ölümünden sorumlu tuttuğu Mithat Paşa ve arkadaşları Yıldız Sarayı'nda kurulan özel mahkemede yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. Ancak padişah ölüm cezalarını müebbet hapse çevirdi. İç politikadaki sertliği dış olayların seyrine göze alıp çoğaldı. Çünkü iç politikada çalkantıları kontrol etmeden dağılmakta olan bir imparatorluktaki çeşitli menfaat gruplarını ve siyasi faaliyetlerini zapturapt altına almadan devleti yönetmek mümkün değildi. Daha tahta çıktığı gün etrafını saran kimselerin entrikalarla örülü ağlarına kendisini hapsetmek istediklerini anlayan Abdülhamid bu yüzden kurnuza karşı kurnazca hareket etmeye karar verdiğini belirtti. Bunun sonucu olarak da Avrupa'da yapılan bölücü yayın faaliyetlerine karşı sıkı bir sansür uyguladı. Devletin toparlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğuna inanan Abdülhamid, bazı tavizler pahasına da olsa ağır bir yük oluşturan savaşlardan kaçınma yoluna gitti. Saltanatı süresince daima idareli davrandı. Abdülaziz gibi devlet hazinesine el atmadı. Aksine kendi kesesinden bile bazı fedakarlıklardan bulundu. Sarayın masraflarını azami derecede kıstı. Cariyelerle dolu saray hayatından uzak, sade bir hayat yaşadı. Abdülhamit ekonomik alanda kendisinden önceki padişahların devraldığı dış borçları temizlemeye yönelik öncelik verdi. Tahta çıktığında 54-74 arasında alınmış dış borçların vadesi olan yıllık ana para ve faiz ödemeleri devletin normal gelirlerinin yarısını geçiyordu. Bu yüzden Duyun-u Umumi'yi kurma imtiyazı tanındı. Alınan borçlardan çok daha fazlası ödendi ve borçlar büyük ölçüde hafifletildi. Bu borçlanmalara karşılık memleketin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletme hakları İngiliz, Fransız, Alman şirket ve bankalarına bırakıldı. Çözüm olarak imtiyaz usulüne girildi. Bu sayede çeşitli bölgelerde yeni yatırımlar yapıldı. Fakat bu sistemin uygulanması sırasında büyük rüşvet ve yolsuzluklar oldu. Aynı devlete mensup şirketlerin imtiyazlarını belli bölgelerde toplamaya çalışması, memleketin yabancı devletler arasında ekonomik nüfus bölgelerine ayrılmasına yol açtı. Bu şekilde yabancı devletler ve şirketler arasında amansız mücadeleye başlandı. Demiryolu alanındaki mücadele Almanya'nın zaferiyle sonuçlandı. İslam dünyası ile bağlarını güçlendirmeye çalışan ve bunu temel bir siyaset haline getiren Abdülhamit, Almanya'dan aldığı mali destek ile 88'de Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını Ankara'ya kadar uzatmaya teşebbüs etti. 1902'de Ankara'yı Bağdat'a bağlayacak hattın yapımını da Almanlara verdi. Abdülhamid'in en başarılı yönü dış politikasıdır. Dünyadaki politik gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdu. Türkiye'nin ile ilgili bütün dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanır ve değerlendirildi. Dış politikada temel amaç imparatorluğun barış içinde yaşamasını temin etmekte. Devletler arası rekabetin Türkiye üzerinde yoğunlaştığı bir devirde böyle bir siyaseti uygulamak gerçekten zordu. 1878'den 20. yüzyıl başlarına kadarki dönemde bağımsız politika izlendi. Hiçbir devlete devamlı anlaşmaya girmedi. Büyük devletleri mümkün olduğu kadar birbirlerinden ayırabilmek için çeşitli diplomatik faaliyetlere girişti. Osmanlı Devleti'nin varlığı için en tehlikeli gördüğü İngiltere'ye karşı Rusya ile dostluk kurmaya yöneldi. Büyük güçleri her fırsatta birbirlerini düşürmeyi dış politikanın adeta temel unsuru haline getiren padişah, Kuzey Afrika'da Fransa ile İtalya'yı karşıya getirdi. Berlin Antlaşması'nın ortaya çıkardığı Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti aleyhine birleşmelerini önlemek amacıyla aralarındaki anlaşmazlıklardan faydalandı. Abdülhamit dış tehlikeler karşısında devletin tabi dayanığı olarak gördüğü Müslüman tebaaya öncelik verme siyasetini benimsedi. İngiltere'nin Mısır ve Arabistan'da ilmi araştırmalar adı altında başlattığı Osmanlı aleyhtarı faaliyetlerini yakından takip etti. İngilizlerin Araplar arasında istismar ettiği konulardan biri hilafet meselesiydi. Müslümanların devlet başkanı olacak kişinin Kureyş soyundan gelmesinin şart olup olmadığı tartışmaları İngiliz propagandaları yüzünden tekrar gündeme geldi. Abdülhamit İngiliz ajanlarının Arap milliyetçiliğini yaymak, halifeliğin Arapların hakkı olduğu iddiasıyla Mısır Hidivi'ni halife yapma konusundaki gayretlerine panislavizm politikası ile karşı koymaya çalıştı. Müslümanlar arasında birliği sağlamak amacıyla dini propagandaya girişti. Bu konuda tarikat şeyhlerinden ve nüfuzlu kabile reislerinden de faydalandı. Halifelik makamından faydalanarak panislavist ideolojiyi yaymaya çalıştı. Halifelik sıfatının Osmanlı padişahları arasında en çok kullanılan o oldu. Bu sıfatın verdiği güçle Güney Afrika ve Japonya gibi uzak ülkelere din alimleri göndererek İslamiyet'in oralarda yayılması için çalıştı. Bu çalışmaların kısa sürede etkisi görülünce Batılı diplomatlar bunu İslamiyet yeniden hortluyor şeklinde ülkelerine rapor etmeye başladılar. Bunun üzerine Batılı büyük devletler gayrimüslimlere eşit muamele yapılmadığı iddiasıyla Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını arttırdılar. Devletin iç işlerine yaptıkları müdahaleler büyük diplomatik bunalımlara ve gerginliklere sebep oldu. Bundan dolayı Abdülhamit, Makedonya ve Lübnan meselesinde olduğu gibi gerilemek zorunda kaldı. Bazı konularda ise sonuna kadar diretti. Doğu vilayetlerinin nüfus çoğunluğunun Müslüman olduğunu, Ermeniler için özel ıslah yapılamayacağını ileri sürdü. Bu konuda en ufak bir taviz veren sadrazam ve nazırları derhal azil etti. Ermeni komitecilerin hayatına kasteden saldırılarını kaldırmadı. Abdülhamit'in direttiği ve kısmen başarıya ulaştığı önemli konulardan biri de Filistin meselesiydi. Siyonistler Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için Abdülhamit'e başvurdular. Osmanlı maliyesinin en büyük problemi olan dış borçların bir kalemde silineceğini söylediler. Padişah bu para tekliflerini kabul etmediği gibi Yahudilerin çeşitli yollarla Filistin'e gelip yerleşmelerine engel olacak bazı tedbirler de aldı. Panislamist politikası sayesinde İngiltere'nin Arabistan'da oynadığı oyunlara engel olduysa da bu devletin mali gücü daha fazla mücadeleye imkan vermedi. Bu yüzden 1890'lardan itibaren tarafsız dış politikadan ayrılmak ihtiyacını duydu. Ayrıca Orta Doğu'yu ekonomik yayılma alanı seçen Almanya, iki milletin benzer özelliklerini propaganda aracı olarak ustaca kullanıyordu. Siyasi ittifaktan şiddetle çekinen Abdülhamit, Almanya ile yapılacak iktisadi münasebetler sayesinde memleketin kalkınabileceğini ümit etmekteydi. Abdülhamit, büyük güçler arasındaki rekabet üzerine kurulan dış politikayla ülke bağımsızlığının uzun süre korunamayacağını biliyordu. Esas maksadı zaman kazanmak ve bu zaman zarfında devleti iktisaden kalkındıracak gerekli bir reformları yapmaktı. Eğitim, bayındırlık ve tarım alanında olumlu gelişmeler görüldü. Bilhassa eğitim alanındaki gelişmeler büyüktür. Kendi gelirleriyle ayakta duramayan medreseleri yeni usullerle eğitim veren okullara dönüştürülmesine hız verdi. Kaliteli uzman, memur yetiştirmek üzere yüksek okullar açıldı. Mektebi Mülkiye, Mektebi Hukuk, Sanayi Nefise Mektebi, Handesi Mülkiye, Ticaret Mektebi, Darül Muallimat ve Kız Sanayi Mektepleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan Darülfünun hep Abdülhamit döneminde açılmıştır. Bu yüksekokullara öğrenci yetiştirmek üzere ilk ve orta öğretime de önem verilmiştir. Bilhassa Batı tarzındaki ilk ve orta tahsilin kurulması bu dönemdedir. Abdülhamit bütün vilayetlerle sancakların çoğunda rüştiyeler kurdu. Yalnız İstanbul'da aşırdığı iddialilerin sayısı 6'dır. İptidadi denilen ilk mektepleri köylere kadar götürdü. Abdülhamit ayrıca başta İstanbul olmak üzere İstanbul İmparatorluğu çeşitli şehirlerinin önemli fotoğraflarını ihtiva eden çok değerli bir albümler koleksiyonu hazırlattı. Bu albümler bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Sağlık alanında önemli adımlar attı. Tıbbiyede öğretim dili Fransızca'dan Türkçe'ye çevrildi. Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kendi parasıyla yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi ile bir kısım masrafının kesesinden karşıladığı Darül Acize, onun sağlık ve sosyal yardım alanlarında attığı önemli adımlardır. Ayrıca Adliye-i Tıbbiye-i Mektebi Şahane adlı yüksekokul, yani bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yine onun döneminde açılmıştır. Bütün memlekette ticaret, ziraat ve sanayi odaları da yine Abdülhamit zamanında açıldı. İlk defa Tahrir-i Nüfus Teşkilatı kurularak memlekette insan gücü ve mal varlığının istatistiki bir şekilde her yıl düzenli olarak tespitine çalışıldı. Abdülhamit döneminde bu bankanın teşkilatı genişletildi. Çeşitli yerlerde şubeleri açılarak çiftçiler desteklendi. İkinci Abdülhamit'in önemli özelliklerinden biri de Türklük şuarına sahip olmasıydı ve İslam cemaatleri içinde en güvenli unsur da Türklerdi. Bu yüzden dış Türklerle yakından ilgilendi. Daha saltanatının ilk yıllarında Buhralı büyük Türk alimi Şeyh Süleyman Efendi'ye Türkler ve Türkmenlerle temas etmek üzere resmi vazife ile Orta Asya'ya gönderdi. Anayasa ile meşruti idareye taraftar olan Abdülhamit, meclisin çeşitli unsurların mücadele sahnesi olmasından çekiniyordu. Türklerin haklarını koruyacak bir kanun hazırlığı için Avrupa anayasalarını tercüme ettirmeye başlamıştı. Mali darlık yüzünden yer yer patlak veren iç ayaklanmalar, yeni muhtariyeti istekleri, dış politikada karşılaşılan güçlükler, devletin işleyişindeki aksaklıklardan doğrudan etkilenen genç memur ve subaylar arasında tepkiler uyandırdı ve zamanla gizli bir muhalefet cephesi oluştu. İkinci meşrutiyetin ilk seçimleri Türklerle Türk olmayanların mücadelesi şekline geçişti. İşin içine bir takım müdahaleler de karıştı. Türk cephesini ortaya dayanan devlet ve hükümete hakim olan İttihat ve Terakki Komitesi ile Ademi Merkeziyetçi Ahrar Fırkası temsil etti. Öteki unsur içinde de en şiddetli mücadele Yunanistan'ın telkinleri ve Fener Patrikhanesi'nin talimatı ile hareket eden Rumlar yaptı. Meclis-i mebusan muhtelif Osmanlı milletlerinin Türklüğe karşı hayallerini suya düşürdü. Memlekette ihtiyaçların başladığı suikastlar halkın huzursuzluğunu arttırdı. Mizancı Murat da Mizan gazetesi ile iddiaçlara karşı şiddetli hücumlara başlamıştı. İşte bu iki muhalif gazetenin neşriyatı sonunda İstanbul'da büyük bir ayaklanma patlak verdi. Eski takvime göre 31 Mart'ta meydana gelen ve 31 Mart vakası olarak tarihe geçen bu olay, 1909'da Taşkışla'daki avcı taburları etrafının subayları hapsettikten sonra Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaları başlandı. Bir gün sonra Ermeniler Adana'da büyük bir ayaklanma çıkartarak pek çok Türk'ü katletti. İstanbul'daki olaylar 11 gün kanlı bir şekilde devam etti. Nihayet Selanik'ten gelen hareket ordusunun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul'a girmesinden sonra bastırıldı. 2. Abdülhamit kendisine sadık olan 1. Ordu ile hareket ordusuna karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek Müslümanların halifesi olduğunu ve Müslümanın Müslümana kırdırmayacağını söyledi. Ordunun kumandanı olan Mahmut Şevket Paşa, örfi idare ilan ederek divan-ı harp ve dara aşırı kurdurttu ve suçlular yanında birçok suçsuzu da idam ettirdi. İttihat ve Terakki, hakimiyetini devam ettirmek için İstanbul'dan büyük bir terör havası estirmeye başladı. Yeşilköy'de toplanan ve 2. Abdülhamid'in haline karar veren meclisi milli azaları asayiş sağlandıktan sonra 26 Nisan 1909 günü İstanbul'a dönerek ertesi gün Ayasofya civarındaki binasının tekrar Meclis-i Umumi Milli adlı altında toplandı. Nihayet sarıklı Mümsör'den Mustafa Asım Efendi, Hacı Nuri Efendi'yi ikna etti. Şehir Hülşilyam Ziyaeddin Efendi tarafından imzalanarak hukukileşen fetva mecliste okununca mebusların bir kısmı derhal haline karar verilmesi yönünde bağırmaya başladılar. Meclis Başkanı Said Paşa, Abdülhamid'in 33 yıllık icraatından onu kadar sorumlu olduğunu unutarak pek çok iyiliğini gördüğü padişaha karşı cephe almış bulunuyordu. Mecliste padişaha tahttan çekilme teklifinde bulunulması kararını oylamadan ayağa kalkarak 2. Abdülhamid'in hilafet ve saltanattan hali kararına oya sundu. Mebuslar ellerini kaldırarak hal kararına katıldıklarını belirttiler. Oylamaya itiraz eden bazı mebuslar da baskı yapılarak susturuldu. Sonunda ittifakla 2. Abdülhamid'in haline karar verilmiş oldu. Hal kararını padişaha tebliğ etmek üzere seçilen heyet ayağından Ermeni, Aram, Bahriye Firilaz, Arif Hikmet, Selanik mebusu, Yahudi Karosu ve Draç mebusu Arnavut Esat Toptain'den oluşmaktaydı. Selanik'teki Alaaddin Köşkü'ne yerleştirilen Abdülhamid orada vaktini marangozluk ve demircilikle geçirdi. Abdülhamid saltanattayken Bulgar Kilisesi'nin Rum Patrikhanesi'nden ayrılmasından beri Balkan devletleri arasında devam eden kilise mallarının adiyeti konusundaki anlaşmazlıktan faydalanmış ve bunların Osmanlılara karşı ittifak oluşturmalarına engel olmuştu. Fakat iddiaçıların 1911 tarihli bir kanunda kilise ve mekteplerin hangi unsura ait olduğunu nüfus ve nispetine göre tayin etmeleriyle aralarındaki ihtilaf kalktı ve Balkan milletleri Osmanlı Devleti'ne karşı birleşerek Balkan Savaşları'nı başlattılar. 4 Balkan devletinin ittifakını duyar durmaz kiliseler meselelerin halledilip edilmediğini sordu. Halledildiğini öğrenince de ittifakı tabi buldu. Selanik'ten ayrılmak istemeyen Abdülhamid'e tehlikeden bahsedilince "Ben de bir silah alır, askerle birlikte memleketimi müdafaa ederim, ölürsem şehit olurum" cevabını verdi ve devleti bu durumu düşürenlere beddua etti. İstanbul'a gündüz çıkmak şartıyla Selanik'ten ayrılmayı kabul eden Abdülhamid, İstanbul'dan gönderilen Alman sefaretine ait Loreley savaş gemisiyle 1912'de getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirildi. Hayatının son yıllarını burada geçirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın en buhranlı günlerinde hükümette en nüfuzlu kimseler olan Talat ve Enver Paşalar, İshak Paşa'yı Beylerbeyi Sarayı'na göndererek Abdülhamid'in tecrübelerinden faydalanmak istediler. Eski padişah artık verebileceği hiçbir fikir ve tavsiye edebileceği hiçbir tedbir kalmadığını, devletin daha savaşa girdiği gün yıkıldığını belirterek dünya denizlerine hakim devletlere karşı Kara Devleti, Almanya ve Avusturya yanında savaşa girilmiş olmasının çok büyük bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. Sultan Abdülhamid Osmanlı ailesinin bütün özelliklerini taşımaktaydı. İri burunlu, parlak ve iri yüzlüydü. Soğukkanlı fakat vehimli bir mizaca sahipti. Yürürken ve otururken biraz öne doğru meylederdi. Titrek fakat kalın bir sesi vardı. Çok dinler, az konuşurdu. İçki içmez, her türlü sefaletten uzak dururdu. Sade bir hayat yaşardı. Ölünceye kadar her sabah ılık su ile duş almayı alışkanlık haline getirmişti. Jimnastiğe meraklı olup kılıç ve tabanca kullanmakta mahir idi. Sorumluluk taşıyan kararlarda konuyu meclise havale eder ve kararın oradan çıkmasını sağlardı. Sultan Abdülhamid halifelik makamına yakışır, iffet, haysiyet ve vakar ve namus timsali bir kimseydi. Dindardı, hayır yapmasını severdi, kan dökülmesinden asla hoşlanmazdı. 33 yıllık saltanat sürecinde imzaladığı ölüm fermanlarının sayısı birkaç taneyi geçmez. Burada sağdaki resimde Sultan 2. Abdülhamid Han'ın portresini, solda ise yine Sultan 2. Abdülhamid Han'ın mührünü görmekteyiz. Buradaki resimde ise Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1876 yılında bastırdığı altın parayı görmekteyiz. Buradaki resimde ise Sultan II. Abdülhamit Han'ın büyük özveri ve çabayla açtığı Hicaz, Şam veya Şam-Hicaz demir hattı yolunun açılış töreninin fotoğrafını görmekteyiz. Sağdaki resimde Sultan II. Abdülhamid'in gül ağacından kendi eliyle yaptığı Cumba kafesini görmekteyiz. Şu an hala Yıldız Hamdiye Camii'sinde bulunmaktadır. Soldaki resimde ise Sultan II. Abdülhamid Han'ın bir fermanını görmekteyiz. Yayınımız bu kadardı. Beğendiyseniz bizi mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olmanızı talep ve rica ederiz. İyi günler dileriz.